Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan iyi haber var. Geçtiğimiz yıl yumurtalık kanserine yakalanan ve zor zamanlar geçiren ünlü oyuncu hastalığı atlatır atlatmaz çarpıcı açıklamalar yaptı. Ya paketi gibi açıldım, içinden çıktım diyebilirim. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bahar Öztan, kansere karşı verdiği mücadeleyi Magazin 8'e anlattı. Uzun bir maraton oldu benim için. Ölümlerden döndüm. Hastalık süresince en çok hangi olayı atlatmakta zorlandı? Onlarla böyle amansız bir mücadele ettik. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli ünlü oyuncu Bahar Öztan'la İstanbul Boğazı'nı tepeden gören yeşillikler içinde bir bahçede bir araya geldik. Yani zaten ben doğayı çok seven bir insandım ve şimdi doğa bana tam bir ilaç, resmen ilaç gibi geliyor. Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan, Yeşilçam'da onlarca filme, diziye adını yazdırmış usta bir oyuncu. Babam da Doktor Kemal'i çağırmaya mecbur olacak. Bir yıl önce bu zamanlarda Türk sinemasının efsane isimlerinden Bahar Öztan'a yumurtalık kanseri teşhisi kondu. Üstelik 3. evredeydi. Yaklaşık olarak hemen hemen 1 yıl oldu. Bundan tam 6 ay önce tedavilerin etkileri yeni yeni kendini göstermeye başlamışken usta oyuncu evinin kapılarını Magazin 8'e açmıştı. Gerçekten çok büyük bir ameliyat geçirdim ilk başta. Tabii ki bu kadar zor atlatabileceğimi ameliyatı düşünmemiştim. O meşhur uzun saçlarını kısacık kestirmiş, peruk takarak dökülen kısımların üstünü örtmüştü. Eskiden beri hep yıllarca saçım güzel olduğu için yani tepki alırım korkusuyla hiç yapamadım bir türlü. Aradan 6 ay geçti. Bir kez daha usta oyuncuyla birlikteyiz. Artık peruğa ihtiyacı yok. Saçları iyice uzamış. Saçlarım dökülmüştü benim. Eski saçlarımdan peruk yaptırmıştım. Onunla idare ediyordum. Ama sonra bütün arkadaşlarım işte ay çok güzel oldu şöyle böyle filan dediler. Ya bu ben değil mi diyorum. Bu Bahar Öztan değil diyorum kendi kendime. Bahar Öztan boya bile sürmemiş ak düşen saçlarına. Ama her haliyle güzel, her haliyle zarif. Ben saçlarımla ve gamzemle anılan bir sanatçıyım genelde. Şimdi yani normalinde kestirmek istesem de kestiremezdim. Şimdi bana yeni bir kapı açıldı. Baktım hakikaten kısa saç hem çok rahat hem çok güzel. Tedavi zor ve meşakkatliymiş. Ama pek çok kişi gibi içine kapanıp kaderine razı olmak yerine Bahar Öztan kanseri yenmek için savaştı. Tabii bu savaşında yalnız değildi. Bir yıldır gerçekten müthiş bir mücadele diyeyim size. Yani o mücadelenin içinde her şey var yani. Acı var, bir an sevinçler oluyor. İşte etrafınızdaki bütün arkadaşlarınız, dostlarınız, sevdikleriniz, en başta oğlum tabii. Onlarla böyle amansız bir mücadele ettik. Bu savaşın galibi Bahar Öztan oldu. Kanser bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen Yeşilçam'ın gamzeli güzeli ayağa kalkmayı başardı ve kanser illetini yendi. Her şey çok güzel. İşte kemoterapim bitti. 8 ay yaklaşık olarak bir kemoterapi aldım. Her zaman güler yüzle görmeye alıştığımız usta oyuncu ilk başlarda hastalığını pek ciddiye almamış. İlk başlarda hani çok da ciddiyetini anlayamıyorsunuz ama çok büyük bir ameliyat geçirdim. Hakikaten bir insanın geçirebileceği en büyük ameliyatmış. Hatta bir ara alıştığı hayatı yaşayamayacağı ve verdiği sözleri tutamayacağı için morali bile bozulmuş. Hep aklım böyle işte yapamayacağım. İşte bir sürü verdiğim sözler vardı mesela bu geçtiğimiz kış için. Tabii ki hepsi kaldı. Bu hastalıkla beraber öncelikleri de değişmiş usta oyuncunun. Önce ben olacak. Kendime tabii atlattım ama kendime çok iyi bakmam gerekiyor. Yine üzülmemem gerekiyor. Bahar Öztan yaşamının bundan sonraki bölümünü yeni bir hayat olarak görüyor. Olanla yetineceğiz çünkü bu bana yeni bir hayat. Tekrardan hediye paketi gibi açıldım, içinden çıktım diyebilirim o derece. Yani ölümlerden döndüm. Onun için yepyeni bir sayfa tabii açacağız. Bu arada bir müjdeli haber daha veriyor Bahar Öztan. Usta oyuncu yıllar sonra ekranlara dönüyor. Hemen iş teklifleri gelmeye başladı. Herhalde Ekim itibariyle bir şeyler olacak. Son bir mesajı daha var Bahar Öztan'ın. Sanatçı dostlarıma, arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Yanımda oldukları için.